Bel ağrınızı rahatlatabilirsiniz, hatta tamamen engelleyebilirsiniz. Hadi nasıl yapacağımıza bakalım. Dizleri göğse çekerek esneme hareketiyle ısının. Bu hareket belinizdeki gerilimi azaltmaya yardımcı olur. Sırt üstü uzanın. Sağ dizinizi ellerinizle göğsünüze doğru çekin. Karın kaslarınızı sıkın ve omurganızı yere bastırın. 5 saniye kadar bu pozisyonda kalın. Sonra bacağınızı geri yere indirin. Şimdi sol bacağınızı aynı şekilde kaldırın. Her iki bacak için de 3 tekrar yapın. Sıradaki egzersiz duvara yaslanarak çömelme. Bir masa başında ya da bir kanepede uzun süre geçiriyorsanız bu hareket olmazsa olmazlardandır. Duvardan bir adım ötede ayakta durun. Sonra omurganız duvara düz bir şekilde dayanana kadar geriye doğru eğilin. Dizlerinizi yavaş yavaş kırmaya başlayın ve belinizi duvara dayayın. Bu şekilde kalın ve 10'a kadar sayın. Sonra dikkatli bir şekilde ve yavaşça tekrar ayağa kalkın. Bu egzersizi 10 tekrar yapın. Sonra yukarı bakan köpek pozisyonuna geçin. Ama beliniz ağrıyorsa bu hareketi atlamanız daha doğru olur. Fakat bu nadiren yaşadığınız bir şeyse bu hareketle sırt kaslarınızı gerçekten güçlendirebilirsiniz. Güçlü sırt kasları da duruşunuz için çok iyidir. Ellerinizi yanlarında olacak şekilde orta kaburgalarınızın üzerine yere uzanın. Kaslarınızı sıkın ve göğsünüzü yerden kaldırın. Sonra kalçanızı, dizlerinizi ve bacaklarınızı yerden kaldırıp ayaklarınızın üstüne dayanarak durun. Kürek kemiklerinizi geriye, aşağıya doğru çekin ve ileri doğru bakın. Bu pozisyonda 5 kez nefes alın. Sonra aşağı inin. Hareketi 5 tekrar yapmaya çalışın. Sakatlanmaktan endişe ediyorsanız önce bir sandalyeyle alıştırma yapın. Ellerinizi sandalyenin kenarlarına koyun ve yerde yapmanız gerektiği gibi göğsünüzü gerin. Kollarınızı düz tutmaya çalışın. Sıra kuş köpek hareketinde. Kollarınızı ve bacaklarınızı oynatırken belinizi sabitleyeceksiniz. 4 ayak üstünde durun ve karın kaslarınızı sıkın. Bir bacağınızı kalça seviyesine kadar kaldırın ve arkaya doğru uzatın. Sonra da ters taraftaki kolunuzu öne doğru uzatın. 5 saniye öyle kalın. Daha sonra aynı hareketi diğer tarafta da yapın. Her iki taraf için de 12 tekrar yapmaya çalışın. Çok kolay gelirse pozu daha uzun süre tutabilirsiniz. Hayvan isimli bir egzersizimiz daha var. Kedi inek duruşu. Bu hareket daha esnek olmanızı sağlar ve belinizdeki istenmeyen gerginlikleri rahatlatmaya yardımcı olur. Yine 4 ayak üstünde durun ve dizlerinizi kalça genişliğinde açın. Göbek deliğinizi omurganıza doğru çekin. Ve başınızı eğin. Şu an kedi hareketini yapıyorsunuz. Bu pozisyonda 5 saniye kalın. Belinizde hoş bir gerilme hissedeceksiniz. Sonra normal halinize geri dönün. Başınızı kaldırın ve karnınızı aşağı indirin. Omurganızı düz tutun ve kambur durmayın. Tebrikler. Şimdi de inek oldunuz. Bu pozisyonda da 5 saniye bekleyin. Hareketleri 15 kez daha yapmaya çalışın. İnek duruşunda nefes alın, kedi duruşunda nefes verin. Tamam, artık hayvanlar dünyasından ayrılabiliriz. Hadi köprü duruşuyla devam edelim. Dizlerinizi yukarı kaldırın, ayaklarınızı yere koyun ve sırt üstü uzanın. Sırtınızın biraz bükülmesi sorun olmaz. Ne de olsa tamamen düz durması gerekmiyor. Topuklarınızı yere bastırın, karın kaslarınızı sıkın ve kalçanızı yukarı kaldırın. Vücudunuz düz bir hatta gelince o pozisyonda 10 saniye bekleyin. Bu hareketi de 5 tekrar yapın. Şimdi biraz yarım mekik çekelim. Bugün beliniz ağrıyorsa bu hareketi yapmayın. Ama bir sorununuz yoksa kendinizi nefis bir sıkma hareketine hazırlayın. Köprü duruşunda olduğu gibi sırt üstü yatın. Bu sırada başınızın arkasını parmak uçlarınızla destekleyebilirsiniz. Şimdi karın kaslarınızı sıkın ve omuzlarınızı yavaşça kaldırın. Ayaklarınızı ve belinizi minderden ayırmayın. Yukarı kalkın, biraz durun ve sonra inin. 10 tekrar yapabilir misiniz? Yapabileceğinizi biliyorum. Pekala, son hareketten sonra biraz dinlenmeyi hak ettiniz. Bir havlu veya bir battaniye alın ve belinizi dinlendirmesi için rulo yapın. Kendinizi harika hissedeceksiniz. Ruloyu yatay olarak önünüze koyun ve üzerine yüzüstü uzanın. Rulonuz kalça kemiklerinizin hizasında olmalı. Başınızı da istediğiniz tarafa yatırabilirsiniz. Nasıl durduğunun bir önemi yok. Bu şekilde uzanın ve sadece gevşeyin. Birkaç dakika sonra gerginliğin gittiğini hissedeceksiniz. Karnınızın üstüne yatın ama rulo kalça kemiklerinizin hizasında kalsın. Sıra sırt germe hareketine geldi. Kollarınızı aşağıda, yanlarınızda tutun. Avuçlarınız iç tarafa dönük olsun. Omuzlarınızı, başınızı ve kollarınızı kaldırın ve birkaç saniye böyle durun. Sonra rahat bırakın. Eksiksiz bir deneyime hazır mısınız? Omuzlarınız, başınız ve kollarınızla beraber bacaklarınızı da yukarı kaldırın. Şimdi de yatarak yan bacak kaldırma hareketi yapalım. Bir duvarın yanında yan yatın. Sırtınızı ve bacaklarınızı duvara dayayın. Bacaklarınızın alt kısmını düz tutun. Kalçanızı öne indirmemeye dikkat edin. Karnınızı sıkın ve bacağınızın üst kısmını yavaşça yukarı kaldırıp indirin. 10 tekrar yapın. Sonra yuvarlanarak diğer tarafa geçin. Rahatlamak ve karın kaslarınızın daha stabil olmasını sağlamak için antrenmanınızı bel döndürme hareketiyle bitirin. Yere sırt üstü uzanın ve kollarınızı açın. Dizlerinizi kırın ve başınızı çevirdiğiniz yönün ters tarafına doğru yavaşça indirin. 10 saniye öyle kalın, sonra ilk pozisyona geri dönün. Dizlerinizi az önce yaptığınız şekilde öteki tarafa da yatırın. Her iki taraf için de 3 tekrar yapın. Derin bir nefes alın, rahatlayın ve gülümseyin. Bu antrenman belinize çok iyi gelir. Sizi güçlendirir, daha esnek yapar ve sakatlanmaları engeller. Olur da ağrınızın şiddetlendiğini hissederseniz derhal durun ve bir doktora görünün. Bu arada bel ağrınız varsa asla ve asla yapmamanız gereken bazı egzersizler var. Mesela ayak parmaklarına uzanmak bağ dokularınıza ve omuzlarınıza yük bindirir. Bel kaslarınızı da çok fazla gerer. Temel mekik hareketi ise omurlarınıza çok fazla yük uygular. O yüzden sadece size gösterdiğim yarım mekik hareketini yapın. Normal bacak kaldırma hareketi de pek iyi değildir. Sırt üstü yatarken iki bacağınızı birden kaldırırsanız vücudunuzun orta kısmından çok fazla şey beklemiş olursunuz. O yüzden az önce yaptığımız yan bacak kaldırma hareketiyle devam edin. Bu hareket zaten yeterince zor. Ayrıca çok yüksek topukları olmayan rahat ayakkabılar giyerseniz sırtınız size minnettar kalır. Özellikle de bütün gün ayaktaysanız. Ne de olsa sırtınız kamburlaşmak istemez ve iyi bir duruşu tercih eder. Herhangi bir fiziksel aktiviteden önce ısınmayı unutmayın ve fazla ağır olan nesneleri kaldırmayın. Ağır bir sırt çantası yerine tekerlekli bir bavul veya hatta bir valiz kullanmaya ne dersiniz? Her gün kullandığınız yüzeylerin yüksekliğinin size uygun olup olmadığına da bakın. Onları kullanmak için eğilmek zorunda kalmamalısınız. Bir cerrah, bir hemşire, otobüs şoförü, inşaat işçisi, çiftçi, havayolu çalışanı, itfaiyeci, polis memuru veya müstahdemseniz ya da çok fazla çekme, kaldırma ve döndürme hareketi yapmanız gereken bir işte çalışıyorsanız dikkatli olun ve aktif bir yaşam sürün. Hafta sonları aerobik yapmaya çalışın. Mesela kaslarınızı güçlü ve esnek tutmak için yoga dersine gidebilir veya pilates yapabilirsiniz.